Şimdi değerli basın mensupları, 120 bin avukat var, 70 bin hukuk fakültesi öğrencisi var ve birkaç ay içerisinde de katılımlarla 25 bin avukat stajyeri olacak. Hiçbir meslek bu artışı kaldıramaz. Anayasada hukuk devletine ilişkin hangi güzel cümleyi kurarsanız kurun, hukuk devletini işletecek olanlar, adaleti dağıtacak olanlar iyi yetişmiş hukukçulardır. Bizim bu sayılar karşısında iyi yetişmiş hukukçu açığımız çok büyüktür. Bunun çözümü noktasında Sayın YÖK Başkanımız, Sayın Adalet Bakanımızla öyle sanıyorum ki bir fikir birliğine varmak üzereyiz. Biz hukuk fakültelerini bitiren mezunların noter, avukatlık, savcılık ve hakimliğe başvurmadan önce bir devlet sınavına tabi tutulmasını talep ediyoruz. Dikkat buyurun. Avukatlık sınavına girmiyorum şu an. O ayrı bir konu. Şu an girdiğim başka bir şey. Hukuk fakültesini bitirip uygulamacı olmak isteyenlerin devletimizin yapacağı bir sınavla seviyelerinin tespit edilmesini talep ediyoruz. Bu mülakatsız bir sınav olacak. Yazılı ve çoktan seçmeli bir sınav olacak. Bu sınavın amacı şudur. Hukuk fakültesini bitirip bu sınavdan sözünü ettiğim alanlara girebilecek notu alamayan mezun veren fakülteler doğal seleksiyonda ya kapanacak ya da 3 tane öğretim üyesiyle 2 tane sırayla 1 tane salonla eğitim vermekten vazgeçip kaliteli hukukçu yetiştirmek adına masraf yapacak. Çaba harcayacak. Mesleğimizin en önemli sorunu budur. Dolayısıyla bu sınav geldiğinde de stajyer avukat sayısı elbette azalacaktır. Stajyer avukat sayısının azalmasına bağlı olarak Türkiye Barolar Birliği elindeki kaynakları bir kanun değişikliği uygun görülürse stajyer avukat meslektaşlarımıza karşılıksız burs olarak kullanmaya da hazırdır. Çünkü fakülteyi bitirip 21-22 yaşında hala annelerinden babalarından para almak zorunda kalmaları veya ucuz ve kayıt dışı işçi olarak çalıştırılmaları meslek onurumuzu zedelemektedir bu arkadaşlarımız. Çözüm stajyer sayısını azaltmak ve Türkiye Barolar Birliği'nin de gücü yeter hale geldikten sonra stajyerlerimize karşılıksız burs vermesini sağlamaktır. Bu devlet sınavı, hakimlik, savcılık, avukatlık, noterlik mesleğine girecek olanların kalitesini yükseltecektir. Halkımızın kaliteli adalet hizmeti almasını sağlayacaktır. Sınavı henüz geçememiş olanların da adalet dairelerinde, noterlik dairelerinde, kalemlerde, banka şubelerinde hukukçu olarak istihdam edilmeleri sağlanırsa, hukuk fakültesinden mezun olan işsizler ordusu memleketin hayrına olarak eritilecektir. Hem uyuşmazlıkları önleyeceklerdir, hem de iş bulacaklardır. Sınavı geçen, barajı geçenler de avukatlık stajına başvuracaktır.
noterliğe başvuracaktır. Hakim savcı olmak için kadro açılırsa HSK'ya başvuracaklardır. Staj yaptıktan sonra, avukatlık stajını bitirdikten sonra ayrıca Türkiye Barolar Birliği avukatlık meslek ve sanatının öğrenilip öğrenilmediğini test edecek ayrı yöntemler geliştirir. Bu konuda da bakanımızla birlikte çalışırız. Ama ilk ihtiyacımız şu anda YÖK Başkanımız ve Adalet Bakanımızla. Biraz önce söylediğim gibi belli bir çizgide mutabık kaldığımızı umut ettiğim devlet sınavının getirilmesidir. Bu bir avukatlık sınavı değildir. Dolayısıyla Türkiye Barolar Birliği'nin yapacağı bir sınav değildir. Hukuk fakültesi mezunlarının uygulamalı alanlara girmeden önce bir baraja tabi tutulmalarını sağlamaktır. Dünyanın pek çok medeni memleketinde de bu vardır. Bir ikinci konumuz var. Değerli basın mensupları, meslektaşlarımı çok yakından ilgilendiriyor. Kamuoyunda avukatlar bol kazanan, hesapsız kazanan bir zümre olarak takdim ediliyor. Bu gerçek değildir. Avukatların on binlercesi bugün açlık sınırındadır. Sigorta primini ödeyemeyen on binlerin üstünde avukat vardır. Biz Maliye Bakanımız ve Adalet Bakanımızla birlikte devletimizin kazanacağı, meslektaşımızın rahat edeceği bir formül üzerinde çalışmak istiyoruz. Bu formülü şimdilik size ayrıntılarını vermeyeyim izin verirseniz. Önce sayın bakanlarımızdan görüşelim. Ama bu formülün içinde avukatlarımızın sigorta primlerini belli bir kaynak yaratılarak Türkiye Barolar Birliği'nin ödemesi vardır. Meslektaşlarımızı sigorta prim yükünden kurtarmak vardır. KDV'de de KDV'yi kaynakta kesmek ama adalet hizmetine vatandaşımızın ulaşabilmesini temin için KDV'yi düşürmek teklifimiz vardır. %18 KDV vatandaşın adalet hizmetine ulaşmasını engellemektedir. Bizim önerimiz bu konularda Türkiye Barolar Birliği'nin ve baroların inisiyatif alması kanunen sağlanırsa devlet hem hiç elde etmediği yükseklikte bir KDV geliri elde edecektir hem de hiç elde etmediği yükseklikte avukatlardan bir sigorta primi havuzu oluşturacaktır. Dolayısıyla hem devletimiz kazanacaktır hem meslektaşlarımız rahatlayacaktır. Madem bir ekonomik sıkıntı içindeyiz, madem herkes üstüne düşeni yapsın deniyor, buyurun biz hükümetimize, devletimize, Sayın Cumhurbaşkanımıza herkesin ferahlayacağı, herkesin rahatlayacağı bir formülle gitmek istiyoruz. Bu konuda da hazırlığımızı bitirmek üzereyiz. Bir sınav istiyoruz, devlet sınavı istiyoruz, hukuk fakültelerini bitirenlere istiyoruz. İki, sigorta primlerinin Türkiye Barolar Birliği tarafından önereceğimiz bir kaynak yaratılarak yatırılmasını ve meslektaşlarımızın sigorta prim yükünden kurtulmasını istiyoruz. Üç, KDV'de indirim istiyoruz ama öyle bir formülle istiyoruz ki devlet hiç toplayamadığı kadar KDV'yi de Türkiye Barolar Birliği ve barolarımızın katkısıyla toplasın ve herkes kazansın. Çok teşekkür ederim efendim.